Abi ben bunu 2500 liraya şu anda almak istesem ne olur burada? Kavga çıkar. Run. Bunu size... Garantisi yoktur diye tahmin ediyorum. Garantisi benim. Heh, tamam. yemek çok tutmadı değil mi? Yok yok çok. Kaç lira? 85. Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda Bit Pazarı'na geldik. Burayı İzmirliler Bit Pazarı olarak adlandırıyor ama aslında aynı zamanda burası bir elektronikçilerde çarşı diyebiliriz herhalde. Aynen öyle. Aslında olayımız şu arkadaşlar. Benim cebimde 2500 TL para var. Evet. Ozan'da da 2500 TL göstereyim para mi? Var. Yok göstermiyorum. Sayarım bile. Var. Parayı bende kimden var. Alırsan sayacaksın demişler. Sayacağım. O yüzden parayı ben rejiden aldım. Saydım 2500 lira. Gerçekten tam 2500 lira var. Ortada bir challenge var arkadaşlar. Bu challenge'da bu çarşıyı dolaşacağız. Her tarafa geleceğiz ve bu 2500 TL ile en iyi telefonu kim alacak? Bunu kapıştıracağız. Ben alacağım. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Bana 2500 lira çok. Ben 2400'e falan bu işi bitiririm abi. O zaman ne 100'ü ver sana? Bana ben 2600'ü. Yok 100 liraya rejiye yemek mi ya? Bir şeyler hadi ısmarlamayı planlıyorum. Hadi dolaşalım. Bir deneyim. Yani kötü kılıf falan alırım ben. 4-5 senelik telefonları kullanıyoruz. Doğru. Efendim ben söyleyeyim, temiz kullanın diyoruz. Telefon bizim 2-3 öyle en ucuzu, en ucuzu. Sen alıyor musun? Biz almıyoruz. Yok, bakıyoruz. O kadar konuştuk. Şimdi ortamda bir challenge varsa o challenge'ın belli kuralları olur abi. Aynen nedir öyle bunlar? Kurallarımız şöyle. Toplam 1 saat süremiz var. En iyisini ben alacağım ama yine de 3 tane telefoncuya gitme hakkımız da var bu arada. Tamam. 3 telefoncuya gidebilirsin abi. Ben bir telefoncuda 10 dakikada yok halledeceğimi düşünüyorum. Çok iddialısın, göreceğiz. Ben de 2400 liraya falan bu işi bitireceğime inanıyorum. Kurallar çok basit, ben kazanacağım. O yüzden burada yollarımız ayrılıyor. Ben şöyle bir dolaşıp geliyorum. Ben de şöyle gideceğim. Şurada köşede bir telefoncu var. Hadi başarılar sana. Haydi eyvallah. Şimdi bir tane dükkan buldum arkadaşlar. Daha önce bir iki defa alışverişim olan bir yerdi. Bir girelim. Selamünaleyküm. Selam, Yasir'im ne yapıyorsun? Hoş bulduk. İyiyiz. Biz de şimdi bak. Bizde Ozan diye bir arkadaş var. Evet. Ben de iddiaya girdim. Dedi ki ben 2500 liraya Bit Pazarından senden daha güzel bir telefon alırım dedi. Ben dedim alamazsın abi. Bana 2500 liraya bu dükkandaki en güzel telefonu verir misin? Mi Note 10 Lite geldi bir tane. iPhone geldi. Bak şimdi Ozan gidecek direkt bir tane iPhone alacak. Adım gibi biliyorum arkadaşlar. O yüzden ben sana bir tane Mi 8 çıkartayım. Tamam. A50 çıkartayım sana. A50. Tamam. A50. Güzel. Şimdi önümde 4 tane telefon var arkadaşlar. Bu 4'ünden birini seçeceğim ama insanlar gelecek ikinci el telefon alacak. Evet. Neye dikkat etsinler alırken? Alırken ekran değişti mi değişmedi mi diye sorsun. Bunu biz anlayabiliyor muyuz? Anlayabilirsiniz. Genel durum olarak kasasına baksınlar. Bir de kamerasına baksınlar. Bir de açıp kapatsın cihazı. Açıp kapattıktan sonra pil yüzdesi çok düştü mü düşmedi mi? Tamam. O zaman şimdi biz gelelim fasulyenin nimetlerine. Hangisini alacağım şu an bilmiyorum. Yok mu şöyle daha değerli bir şeyler ya? Bunlar benim ganimetlerim. Aa. Bir dakika, şimdi işin rengi değişiyor. Şimdi bir tane 67 sıvır klasiğimiz var. Bak abi, şunun kapak sesini evet, herkes evet bilmez. 8850'miz var. Şu topkapı sesi evet, yemin ediyorum topkapı. 88 sıvır. Bu ses için alanlar vardır bu cihazı. Bunlar sağlam mı? Hepsi üçü de çalışır durumda. Zaten bunda benim sim kartım var. Buna 1500 lira istiyorum. Buna 1000 lira istiyorum. Buna 500 lira. Hepsi sağlam cihazlar evet, bu arada. Hepsi sağlamdır. Şimdi bunlar biraz fantezi cihazı oluyor aslında. Tabii. Yani bizim 2500 liramız var. En azından şöyle biraz daha mantıklılara yönelelim. Şimdi abi 3 telefon evet düşürdük. Zaten nostaljik telefonları bir kenara bıraktık. Tamam. Benim gönlüm Mi 8'den yana. Fiyatı nedir bunun? Bunu size... 1800 liradan yardımcı olurum. 1800 lira. Evet, normalde 2500 lira tamam, civarında. Tamam, bunun bir ay daha garantisi var dedin. Evet, bir ay daha garantisi var. Kutusu var, faturası var. Tamam, her şeyi var. Zamanında yok, sıfır olarak biz satmışız. Faturasını hı-hı biz kesmişiz. Ya şöyle, benim derdim hı-hı aslında 2500 liradan kâr etmek bayağı ve Ozancan'ın evet o açıdan da geçeceğim. 700 lirada kâra geçiyorum. Sen bunu bana hı-hı ayır abi. Benim tamam, bir iki dükkan daha gezme hakkım var. Tamam. Yarım saate buradayım. Tamam. Eğer tamam daha iyi bir şey bulamazsın. İnşallah. Hayırlı olsun inşallah. Tamamdır, sağ olasın. Hadi o zaman dolaşmaya devam. Evet arkadaşlar, şimdi ben ilk telefoncuyu aramaya başladım ama tabii şöyle bir şey var. Biz şimdi burada en iyi telefonu 2500 liraya almaya çalışacağız. Aslında ikinci telefon alırken dikkat etmemiz gereken çok çok fazla şey var. E-mail'sine bakmanız lazım. E-mail'i içindeki e-mail ile kutudaki e-mail tutuyor mu? Ondan sonra e-devlet üzerinden bunu kontrol etmeniz gerekebilir. Telefonun ekranından değişip değişmediğini mutlaka sorun. Ve tabii ses kısmı da önemli. Sesiniz karşıya gidiyor mu ya da hoparlörden ses çıkıyor mu? Bunları da telefonu alırken alacağınız yeri mutlaka sorun. Ama benim şu andaki derdim en iyisini almaya çalışmak. Belki birkaç yeri çalışmayan bir şeyler de alabilirim. Reji'den duydum ki Lütfi bir tanıdık bulmuş
olmuş galiba, tanıdığa gitmiş. Ben telefonu aldım bile neredeyse, az kaldı. Ben de tanıdık falan yok abi. Ben kendim bulacağım ve kendimi alacağım, hem de en iyisini alacağım. Bak şimdi en iyisini, girelim şurada bir yere. Burada iPhone var mı? Ben iPhone almak istiyorum çünkü, gel. Selamünaleyküm, hayırlı işler abi. 2500 liram var. iPhone almak istiyorum ama baya böyle verebileceğin en iyi iPhone almak istiyorum. Hatta şöyle yapalım, sen bana 3000 liraya ne verirsin onu bir söyle. Bir tane iPhone vereyim, 8 Plus vereyim sana iPhone, buyur. Tamam, 2500 lirayı masaya koyuyorum abi, alıp çıkıyorum. Yok, sen bunu bana 2500 yap. Bak para burada, hemen bırakıp çıkacağım. Burada bak, buraya bırakıyorum ve çıkıyorum abi direkt. Abi bak, yemek gelmiş galiba. Ben yemeği ödeyeyim sana. Biz bunu 2500'e gerçekten ödeyeceğim yemeği. Sen şu anda. Sen yemeği öde, 2750 ver. Hayırlı gör, tamam mı? 2000? 750. Abi 500 bak, yok. 2000, şu an öderim, hemen öderim sana yemeğini. Tamam, karar verdiysen al, hayırlı gör. Sıkıntı. Tamam. Yemek çok tutmadı değil mi? Yok yok, çok. Kaç lira? 85. Büyük rüşvet verdim arkadaşlar. Yemek ödüyorum şu an. Telefonu 2500 liraya alabilmek için. Multinet geçiyor mu? Var, onu da ödeyeyim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Temassız ödeyelim. Afiyet olsun. Adaptör de alalım. Adaptör de mi istiyorsun? 2500 lira mı, adaptör mü istiyorsunuz? Ya abi yemek ısmarladık o kadar. Adaptör de atıyor musun? Adaptör. Tamam. Şimdi ben bunu aldım gibi say sen. Ama biz bir iki tane daha yere gidelim, gezelim. Anlaştık. Yemeğini ısmarladık. Sen yemeğini ye dur. Tamam. Ben gidiyorum, iki yere daha geziyorum ve sonra tekrardan geri gidiyorum. Tamam. Gidelim de tekrar. Sağ ol, teşekkür ederim bu arada. Hayırlı işler. Yeni dükkanımız burası arkadaşlar. Merhaba abi. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Yeni abi, usul böyle maalesef. Evet. Bir arkadaşla yarışma içerisindeyiz. Benim 2500 lira para var cebimde. Bit pazarında alabileceğim en iyi telefonu almaya çalışıyorum. Şimdi 2500 liraya öncelikle şunu söyleyeyim. Apple marka üst düzey bir cihaz alman mümkün değil. Tamam abi. Öyle ne söyleyeyim. Alabilirim abi ben? Mesela bu cihaza 2800 istiyoruz ama 2500'e size veririz. A50 değil mi abi bu? A70. Bir de yeni modamız PUBG var biliyorsunuz. PUBG'yi herkes... bunlar cayır cayır. Samsung'un o 2.5 bazında sıfır dediklerim sizin hiçbir işinizi görmez. PUBG oynarsınız ama siz ateş edene kadar sizin arkada ordunuzu temizler adam. Kader abi, yapacak bir şey yok. Yani. Telefon aklımda. A70'i düşüneceğim. Birkaç tane daha model var aklımda. Ben biraz daha çarşıyı turacağım. Biz bir yarışma içerisindeyiz çünkü. Buyurun gelin. Tamam. Ne gerekiyorsa yaparım. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Tamamdır. Hadi hayırlı işler abi, o zaman. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Benim kafamda şu anda alacağım telefon belli oldu gibi ama ben hala daha iyisini bulabilir miyim merakı içindeyim. Şöyle geçerken şu köşede bir yer gördüm. Bir oraya doğru dalalım isterseniz direkt doğrudan. Hayırdır? Ben buldum ya, görüşürüz. Nereye buldun sen? Ben öyle bir cihaz buldum ki var ya, yani mümkün değil. Bulamazsın aynısını. Hayırlı işler, selamünaleyküm. Kolay gelsin. iPhone 11 Pro'm var mı? Bir görebilir miyim sana daha? Sıfır var abi. Abi ben bunu 2500 liraya şu anda almak istesem ne olur burada? Kavga çıkar. Şimdi bir tane daha telefoncuya gireceğim. Kafamda biraz netleşmeye başladı işler ama soralım. Yani dolaşacağız zaten, mecbur. Gelin. Kolay gelsin ustam. Şimdi bir yarışma içerisindeyiz. 2500 liraya alabileceğimiz en iyi telefonu arıyoruz bit pazarında. 2500 liraya alabileceğiniz en iyi telefonu arıyorsunuz. Ama ultra iyi. Mesela bu telefon 5000'miş ama 2500 olmuş. Yani 2500 liraya şu anda alabileceğin en iyi telefon bu. Garantisi yoktur diye tahmin ediyorum. Garantisi benim. Zaten buranın standardı o değil mi? Bit pazarı. T30 Lite var, onu verebiliriz. Ya bana Lite değil de Pro bir şeyler versen. Onu sen istedin. Kendi kullandığın cihaz. P20 Pro. P20 Pro bak, buna çok varım. Bunu nasıl yaparız sana? Bunu sana normal şartlarda 3000 lira diyorum ben buna. Yok ya. 2500'e dediğin kadar ama diğer arkadaşın bundan bulma şansı yok. Tık demez. Bunun garantisi yok da bitti. Yine sensin. Karşında duruyor. O zaman ben bir çay içip geliyorum. Birazcık düşüneceğim. Kolay gelsin usta, teşekkür ederim. Şuraya bir dalalım. Hayırlı işler, kolay gelsin. iPhone bakıyorum. İkinci el olsun, sıfır. Şey var mesela, iPhone 11 var. Arka camı değişmiş. Sorun değil benim için. Bunun arkası değişmiş. O zaman bu olmaması gereken bir şey olduğu için ben bunu 2500 liraya şu anda alayım ve gideyim. 2500 liraya iPhone 11'i aldım ben şu anda. Hayırlı olsun. Olsun mu? Olsun, olsun. Hayırlısı olsun. Vallahi aldım. Kaderi değişti şu an videonun resmen. Hiç beklemiyordum gerçekten. 2500 liraya iPhone 11'i aldık. Abi çok teşekkür ederim. Yani hakkınızı helal edin. Ben daha gelmem geri söyleyeyim. Kayıt aldım her şeyi yani. Abi cidden aldım ben şu an bunu. Videoya koyacağım. Yok diyor, vermem diyor. Gerçekten inandınız mı bunu 2500'e alacağınıza? Bayağı inandırıcıydı yani. İnandırıcıydı. İnandık. Olur mu öyle bir şey? Abi burada da anlaşamayacağız herhalde. Fiyat olmaz. Üstüne bir de trollendiğimizle kaldık. Sen benim paramı ver abi.
abi. Ben gideyim. Yok ben 8 Plus buldum. Onu almaya gideyim ben. Seninle olmayacak yani. Yapacak yani bir şey yok. Yani canınız sağ olsun. Sonra senin canın sağ olsun. Eyvallah. Sağ ol. Çok teşekkürler. Hayırlı işler. Sağ ol. Çok enteresan bir şey yaşadık az önce. Bildiğin adam beni ağır trolledi yani. Hani sağ olsun. Bayağı moralim çöktü ama en azından hazır telefonumuz. 8 Plus'ı alalım gidip ve bakalım sonra Lütfi ne yapmış. Ben de merak içindeyim. Şimdi Mi 8'i almaya ben tekrar ilk geldiğim dükkana doğru girerken bana bir telefon geldi arkadaşlar. Abi gel daha güzel bir telefon ayarlıyorum sana. Bakıyorum merak ediyorum o neymiş. Selamünaleyküm. Bak beni çok gaza getirdin. Çok daha güzel bir telefon var dedim bana. Xiaomi'nin Amera tamam. gemisi. Zamanının Amera gemisi. Sen gönder. Diğeri neymiş? Ha, diğeri Xiaomi'nin şu anda A babası. Fiyat performans olarak. Poco X3. O alışveriş burada bitti arkadaşlar. Kaça veriyorsun? Kayıtlı mı? Garantili mi? Vesaire vesaire. Arkadaş ayağı yapma abi. En azından adil bir yarışma olsun. Biz Ozan gibi değiliz. Normalde 2750 lira ödeyecektim. Tamam. 2500 lira. Bir hayırlı indirim. Olsun. Anlaştık. Hayırlı o zaman olsun. Tamamdır. Güle güle kullan. Hemen ben paraları çıkartıyorum. Allah bereket versin. Bereketini gör. Tamam benim işim bitti ya. Ben gideyim harbiden artık gerçekten bir çay içeyim yani. Adam dolaşsın dursun. O zaman kutusu teşekkür ederiz. Kutusu bende kalıyor hediye olarak. Eyvallah tamamdır. Hadi görüşürüz. Döndüm dolaştım ve başladığımız yere geriye döndük. Çünkü bayağı bir telefoncu gezmeme rağmen daha iyisini bulamadım. O yüzden şu iPhone 8 Plus'ı bir alalım artık hayırlısıyla. Afiyet olsun yedin mi yemeğini abi? Yedik. Kesinize bereket. Hoş sağ ol. Vallahi inşallah bereket olur. Uzun zamandır bir yemeği bu kadar ödememiştim yani. Aynen. Telefonunuzu ayırmıştım zaten. Evet şöyle 2500 lira. Hayırlı şarj gibi. Adaptörü, kablosu her şey var. Hem 2500 liraya hem kontrol ediyorsunuz. Hadi evet. Bakalım. iPhone 8 Plus ön kamerası. Arka kameraya döndük. Şöyle bir zoom yapalım. Zoom da gidiyor. 10x'e kadar gitti. Hiçbir sıkıntı yok. Adam araya böyle tanıdık falan soktu. Ama bence bu videoyu ben kazandım. Çünkü onun ne aldığını bilmiyorum. Şimdi kendisiyle bir buluşalım. Ve bakalım Lütfi ne almış. Ben iPhone 8 Plus aldım. Hem de kırmızısından böyle aranan renk. Evet, abi hayırlı işler. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Poşet ver abi. Bir de kulaklık at içine ya bari. Bunun kulaklık da olsun. Bende yok olsa veririm sana. Tamam canın sağ olsun. Eyvallah sağ ol abi. Hayırlı işler. Sağ olasın. Kolay gelsin. Çıkalım. Şimdi telefonu aldık. Karşıda Lütfi'yi gördüm. Şöyle telefonla bir zoom falan yapayım. Biraz şekil olsun. Haberi yok şu an ne aldığımdan çünkü. Orada muhabbette kendisi. iPhone 8 Plus'ıma selam vermek ister misin? Senden de iPhone'un falan çıkıyormuş şimdi. Çok efsane olmaz mı? Ben şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Dedim bu adam çok güzel çekiyor be. Ya bu bunlar video işinin harbiden iyiler yani. Bak, gerçekten. Sen döneksin. Çansın döneksin. Döneksin. Kardeş sıfır mı o telefon? Sıfır değil. Sıfır ama değil, şey aynen. Güzel yani. Cihaz bayağı temiz. Hatta X3 NFC bir ömür götürür dedi. Tertemiz. Evet arkadaşlar galiba ben bu videoyu bence kazandım. Ben sana diyeyim Poco şimdi biz geçenlerde Web Tekno Plus'ta bir video çekmiştik. Orada söylemiştim size telefon fiyat listesinde aslında Poco X3 NFC bayağı iyi bir telefon diye evet, ama. Evet bayağı da övdün yani. iPhone 8 Plus'ı da 2500 liraya almayı hiç ummamıştım. Ben o videoya bakıp aldım. Bana ne? Ben hiç ummamıştım gerçekten. Bir şey diyeceğim bir yakıştı sana şöyle bakacağım. kırmızı ha. Vallahi. Kırmızınla birlikte çok hoş durdu. Ben bilmiyorum ben kendimi bu videonun kazananı ilan ettim. Çünkü buradaki telefoncular bile şu an 2500 liraya iPhone 8 Plus'ı almamıza gerçekten şaşırdı. Kutulu falan. Abi yemek ısmarladım adama. Tam böyle adam içeriye girerken yemek dedim ki abi yemeğini ben ödeyeyim ver dedim falan. İnmiyordu bayağı bastırdım. Bir şekilde indirdim adamı. Yani günün sonunda sen ikinci bir cihaz aldın. Ben sıfır bir cihaz aldım. Ama iPhone 8 Plus çok temiz bak. Şurada ufak bir nazar boncuğu var. Ve tabii ki bu videodaki sizce en iyi telefonu hangimizi aldık? Onu da yorumlara yazarsınız ya da anket var hemen yukarıda kartlar bölümünde. Oradan oylayabilirsiniz. Ve bu videonun bir de devamı olacak. Orada sen anlat abi. Tamam, bu telefonları bir 3 ay 4 ay sonra artık ne zaman böyle müsaite çıkarsak gelip buralarda satmaya çalışacağız. Ama burada mı satarız? İnternette mi satarız? Bu arada 2500'ün üzerine tabii ki de satmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bilemiyorum onu. Ben zaten yatırım tavsiyesi değildir. Çok söylüyorum bu dönemde diyorum ve o tabii zaman buyurun, ki kapatalım hocam. Evet. İki yanımızda bulunan diğer Web Tekno içeriklerine hemen ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuralardan şurada bir yere falan koymuşuzdur ve mikrofonla da vurdum bir tık ama hemen ortamımızda bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla challenge videosu istiyorsanız da aşağıya yazın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.